Herkese yeniden merhabalar. Ben Hüma. İlk videomda zaten bunların hepsinin üstünden geçmiştik ama burası kreatif bir kanal. Yarattığımız, hep beraber eğlendiğimiz bir yolculuk diyebiliriz. Benim yolculuğum. Sizler de bana eşlik etmek isterseniz şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olursanız ve yanındaki zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bugün önümde görmüş olduğunuz gibi mum yapacağız. Birkaç tane mum aldım. Normalde bu açmamışım ama açayım hemen. Ben bu soya mumunu, birinci kalite bir soya mumu bu arada. Çok fazla denemem sonucunda hep bir markadan alıyorum. Bayağı da başarılı. Fiyatları da aşağı yukarı hepsinin aynı zaten. Çok büyük bir farkları yok. Bunu nereden almıştım? Hobby Home diye bir işletmeden aldım. Bunu bayağıdır deniyorum zaten. Genelde böyle çömleklere yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tanesi çoktan bitti zaten bu video için. Daha yapmaya başlamamıştım. Beraber yapacağız. Bu da hayatımda ilk defa deneyimlediğim bir şey. Gördüğünüz gibi ben birazcık açtım. Çok merak ettim çünkü videoyu çekene kadar. En azından dedim deneyeyim nasıl diye. İnanılmaz pratik bir şey. Zaten hep beraber birazdan göreceğiz dediğim gibi. Bu böyle fitilleriyle beraber geliyor. 25 tane fitil koyuyorlar içine. Minik minik ince tozu mum diye geçiyor. Bu da zaten dediğim gibi birinci kalite soya box'ı. Burada birkaç tane işte portakal esansım, kiraz çiçeği esansım var. Yasemin esansım, vanilya esansım var. Aynı zamanda dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Bileceğim işte portakallar ve bir sürü fitilim var. Bu benim genel olarak eritmek için kullandığım, evde öylesine bulduğum bir kap. Hep bunu kullanıyorum. Bu arada çok kolay temizleniyor. Zaten onu da birazdan göstereceğim. Sıcak suyla hemen her şey halloluyor. Onun için mutfağa ineceğiz ama bu büyük mumları yapabilmek için. Şunları da şöyle kapatayım. Hepsini farklı şeylerden söylüyorum. Bunlar ayrı bir yerden, bunlar ayrı bir yerden. Sadece bunu, bu ikisini beraber söylemiştim bir kere. Yani gerek var mı? Yok. Ben öyle şekil şukul yapar mıyım falan diye söylemiştim ama hiç gerek yok. Yapmadım da yani. Bir kere falan kullandım. Her zaman çok hoşuma giden bir şey olmuyor. Asıl olarak bu. Bunu yeni denedim. İnanılmaz başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar böyle tatavayla uğraşmak istemeyen, yani mumu erittim, esansını koydum vesaireyle uğraşmak istemeyenler için birebir. Şimdi hep beraber göreceğiz. Ben minik bir deneme yaptım. Ne kadar hızlı bitiyor diye sorarsanız, bunun hepsini tamamen bitirdiğimde buna göre bir karşılaştırma yapacağım. Yani bu daha mantıklı ya da bu daha mantıklı gibi. Ama bu şu soya mumunu 270 liraya alıyorsunuz 1 kilosunu. Yani en azından ben bu videoyu çekerken fiyatı 270 lira. Bunun da 1 kiloluğunun fiyatını 190 küsur lira. Yani yine 200 lira. Biri 270 lira, biri 200 lira şeklinde aldım. Şimdi hemen göstereyim. Bunu da deneyelim. Bunu bayağı dümdüz alıp bunun içine böyle boşaltıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir şeyin üstünde duruyor. Hatta su koyup suyun üstünde de duruyormuş. Birazdan onu da deneyimleriz. Bundan böyle minik bir fitil kesiyorsunuz. Bunun içine bayağı böyle dümdüz bir şekilde batırıp yakıyorsunuz. İnanılmaz pratik. Suyun üstünde duruyor mu? Hadi bir de onu deneyelim. Şimdi şuna geri boşaltayım. Bu arada aynı bu şekilde temizliyorsunuz yani. Kaptan kaba değiştirirken de çok kolay. Fitiliniz bittiğinde de atıyorsunuz. Şimdi bakalım nasıl oluyor. Şimdi göreceğiz. Her tarafa mum topçuğu yaptım. Keşke diğerinden de yükseydim. Ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi, umarım görebiliyorsunuzdur, bayağı suyun üstünde duruyor. Şimdi aşağıya bir tane daha keseyim. Böyle bunun içerisine dikeyim. Bu kadar basit. Suyun üstünde duruyorlar.
Bence bayağı başarılı bir mum. O da inanılmaz güzel. Vanilya demişler ama kurabiye kokuyor bence. Çok güzel kokuyor bu arada. Çok beğendim ben. Bu mumları yaparken işte mumu eritiyorsunuz, esansını koyuyorsunuz, sonra bekletiyorsunuz ki hani soğusun. Bir gün bekletiyorum ben kullanmadan önce. Buna nazaran inanılmaz derecede pratik. Bunu da ben boyamıştım bu arada. Böyle çömlekleri hem Lilith'in kabı olarak kullanıyorum. O yüzden almıştım bunları çok fazla. Baktım ki çok fazlalar. O yüzden artık mum içinde kullanıyorum. Bunu böyle boyadım. Bu da akrilikle boyandı. Bu şekilde yanmaya devam ediyor. Daha ince bir fitil de kullanabilirsiniz belki. Bazen böyle inanılmaz büyük alevler şeklinde yanıyor şu an gördüğünüz üzere. Ben yanından Lilith geçerken bayağı korkuyorum. O yüzden belki de ince fitil kullansak çok daha mantıklı olur. Onu da bir deneyelim. Ben bunları yüzlü almıştım sanırım. Şöyle bir minik kestim. Bunu da göstermiş olabilirim böyle. Mum bittiğinde tamamen bu kas katı bir şekilde çıkartıp çöpe atıyorsunuz. Her taraf ince tozu mum oldu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. O da benim problemim zaten. Tabii suyun üstüne benimki gibi az bir katman koymamanız gerekiyor sanırım. Çünkü ıslandı bunlar. Şu an bayağı güzel yanıyor ve çok daha güzel bence bu fitillerle yapmak. Bunlar birazcık daha kalın fitiller. O yüzden büyük alevler halinde yanıyorlar. Bu buraya kadar doluydu. Şu an bir kısmı bunun içinde, bir kısmı orada. Çok da fazla kullanmadım bu arada ama büyük ihtimalle soya mumundan daha hızlı bitiyor. Şu an anladığım kadarıyla. Olsun, pratiklik açısından güzel ve dediğim gibi çok daha ucuz bu. Bu şekilde şimdi aşağıya inelim. Önce bunu nasıl temizliyorum sizlere göstereyim. Ondan sonra da nasıl eritiyorum, hangi esansları koyuyorum. Ben galiba bu arada esansları fazla koyuyorum. Diğer izlediğim yapım videolarına göre böyle 1-2 damla falan atıyorlar. Ben yarısını boşaltıyorum. O yüzden de esanslarım çok çabuk bitiyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama dediğim gibi bu bir mum tavsiyesi değildir. Ben sadece bu şekilde yapıyorum. Şimdi aşağıya inelim. Mutfakta mumumuzu eritelim ve bunları temizleyelim. Şimdi önce sıcak suyu kaynattım. Bunu böyle içine döküyorum. Çok da taşmayacak seviyede. Bunun içine de su koyuyorum. Bu şekilde çok daha rahat mumlardan ayrışmış oluyor. Zaten hemen yüzeye çıkıyor bir kısmı. Gördüğünüz gibi mum eridi zaten. Bu kısımları da böyle bıçak yardımıyla hemen kazıyabiliyorsunuz. Bu arada ne kadar küçük parçalara ayırırsanız o kadar hızlı bir şekilde eriyor doğal olarak. O yüzden ben böyle rendeler gibi tırtıklı bir bıçakla kesiyorum. Görebilirsiniz zaten çok hızlı bir şekilde erimeye başlıyor. Ben mumun kabını tamamen temizledim. Ben bu fitiller dursun diye böyle chopstickler kullanıyorum. Şöyle erimiş mumu bunu batırıyorum. İstediğim yere yerleştiriyorum. Şimdi mum iyice eridi tamamen. Bunu böyle çıkardım. Gördüğünüz gibi mum hazır. Şöyle yaseminli yapacağım bu sefer bunu. Bilmedi. Bir minik daha. Çok da yavaş boşaltmam bunu.
Çok fazla dolmadı gördüğünüz gibi. Bir minik daha koyacağım. Bu arada bu mumun kaliteli olduğunu eritirken saydam olmasından anlayabilirsiniz. Yeterli oldu zaten. Şimdi bunu çok hareket ettirmeden burada donmaya bırakacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada bu videoda gördüğünüz hiçbir şey reklam değil zaten. Hem reklam alabilecek böyle bir takipçimin şu an olduğunu düşünmüyorum. Hem de tamamen kendi satın aldığım ürünler bunlar benim. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zil tuşuna da tıklarsanız gelecek videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şuraya, buraya, herhangi bir yere koyacağım sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Hepinize teker teker tanışmak çok isterim. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir eleştirinize de sonsuza kadar açığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.